Hocam tebrik edelim. Teşekkür ederim. Olimpiyat stadı size uğurlu geliyor dedik. Bir yenisini daha eklediniz buradaki başarılarınıza, kupalarınıza. Nasıl değerlendiriyorsunuz mücadeleyi? Şimdi bir kere şöyle oyun olarak bir kere Sivas Spor'u tebrik edelim. İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet, iyi bir oyun oynadık. Zor bir takım, onun için topa sahip olmamız gerekirdi. Oyuncular oyun taktiksel olarak oyun disipline son derece sadık kaldılar. Duran top çözdü, sonra peşi geldi. Bence hem oyun olarak hem de skor olarak çok güne yakışır bir durum oluştu. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun bir kere taktiğe çok... Hocam siz bu kutlamalara son dönemde oldukça alıştınız. Vallahi 7 ayda bir oluyor, çok güzel. Hatta Trabzonsporlu taraftarlar sosyal medyada şöyle espriler yapıyor. Uğurcan kaptan artık bel fıtığı olacak kupa taşımaktan diye. Olsun, güzel. Bir kere taraftarlara da şöyle bir şeyler söylemek istiyorum. 21 ay oldu geleli. Harika destek veriyorlar. Sabırlı olun dedik, oyuna sabır istedik, buna destek oldular. Geçen sene takımla beraber savunma yaptılar, hücum yaptılar. Şimdi yeni bir hikaye yazmak için onlara ihtiyacımız var. Onlar çünkü bizim her sene yeni transferimiz. Buna böyle baksınlar. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Bugün oyun olarak da, skor olarak da 7 ayda bir kupa alıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Onları mutlu ediyoruz. İnsanlar mutlu oluyor, bizler mutluyuz. Çünkü şehirde şunu gördüm, şampiyonluktan sonra. Nasıl bir duygu yaşayacağız bilmiyordum. İnsanların nasıl mutlu olduğunu net bir şekilde görünce bizim enerjim tekrar çok yükseldi. Onları mutlu etmek için uğraşıyoruz. Onlar bizim her zaman yeni transferimiz. Takımlarına o yüksek pozitif enerjilerini vermeye devam etsinler. Bir teşekkür Egemen Korkmaz'a. Geçen sene o da 1,5 senedir bizle beraber ve buranın eski oyuncusu. Bu takıma çok önemli işler verdi. Bugünkü kupada onun da katkısı var. Kendi biraz dinlenmek istedi, uzaklaşmak istedi. Ondan sonra yorucu bir sezonun arkasıydı. Harika bir insan. Buraya çok emeği oldu. Onun için ona da teşekkür ediyorum. Bu şampiyonlukta ve arkasından da Süper Kupa'da onun da emeği var. Şu ilk ulaşılabilir hedefimizdi, bu kupayı almak. Bunu aldık. Şimdi Cuma günü başlangıç, ligin startını vereceğiz. Lige iyi başlangıç yapmak istiyoruz. İkinci ulaşılabilir hedefimize. Ondan sonra lige iyi başlangıç yaptıktan sonra ulaşılır bir hedefimiz daha var. Parça parça gideceğiz. Şampiyonlar Ligi playoff'u. Onun için ilkini aldık. Mutluyuz. Bunun keyfini çıkaracağız. Caner Hoca burada değil, yanımızda. Çocuğu oldu yurt dışında. Ona da teşekkür ediyorum. Ama bizi hiçbir eksikliğini hissettirmedi. Bütün analizlerini oradan yollayarak Sivasspor'un çalışmalarını yaptı. Onun için ekibime teşekkür ediyorum. Başkan'a, yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Ama yeni bir hikaye için daha yüksek enerjiye, daha iyi oyunlara ve taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Umarım böyle devam edecektir. Hocam birkaç dakika kaldı ama yeni günün ilk saatleri itibariyle de sizin doğum gününüz. Oyuncularınız belki burada bu kutlamayı yapmış oldular. Evet. Onunla ilgili neler söylersin? Sizin evet. için en büyük hediye herhalde bugünkü kupa oldu. Geçen Maray'ın 27'siydi doğum günü. Onu kutlarken dedim 4 günde sonra benim, ama ben hediye istemiyorum dedim. Sadece kupayı istiyorum dedim. Onlar da bunu yerine getirdiler. Yani bundan güzel hediye herhalde olamaz. Onlara teşekkür ediyorum. Biraz evvel içeride onun pastasını, çok da güzel bir pasta, ailemle beraber olan bir resmin pastasıydı, kestiler. Hep beraber olduk. Teşekkür ediyoruz onlara. Şimdi bir keyfini çıkaracağız. Hemen tekrar toparlanma ve çalışmalara başlayacağız. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim bir kez daha hocam. Abdullah Avcı'nın da görüşleri bu şekildeydi. Teşekkür ediyoruz. Abdullah Hoca'yı dinledik. Gökhan Keskin'deydi söz. Buyurun hocam. İlk 25 dakika bittikten sonra Trabzonspor sazı eline aldı. Hakikaten o ara daha değerli toplu, daha Sivasspor'u baskı altına alan bir oyun sergilemeye başladı ama attığı gol bir duran top, Trezeguet ortaladı. Cornelius bomboş vurdu. Rıza Hoca'nın takımlarının böyle gol yememesi hocam, lazım. Hocam şimdi de Ahmet Ağoğlu konuşuyor. Ahmet Ağoğlu'nun açıklamalarını sizlerle paylaşıyoruz. Finali mi diyelim, geçtiğimiz sezonun yoksa bu sezonun açılış maçı mı? Ama neresinden bakarsak bakalım güzel bir mücadele vardı sahada. Öncelikle Sivasspor'u ortaya koymuş olduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum.
Gerçekten örnek bir kulüp, örnek bir takım. Bütçesi dahilinde çok iyi işler yapan bir takım. Trabzonspor'a gelince yani hazırlık maçlarının aksine çok daha farklı bir performans ortaya koyduk. Sezona kupayla başladık. İnşallah devamı gelir. Burada en büyük şeyimiz bizim tabii ki beklentimiz Şampiyonlar Ligi'nde playoff oynayıp playoff'u geçip gruplara kalmak. Hem finansal açıdan baktığımız zaman hem de sportif açıdan son derece önemli. Yani 32 takım arasına kalıyorsunuz. Orada bir galibiyette almış olduğunuz para Süper Lig'de 19 galibiyette almış olduğunuz paraya denk geliyor. Dolayısıyla her açıdan son derece önemli. Tabii bir anlamda da bizim şanssızlığımız yani ilk defa biliyorsunuz ülke olarak playoff daha doğrusu eleme maçlarına konu olduk. O da bize denk geldi. Ama hayırlısı olsun. Ben takımın her şekilde playoff'u geçip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacağına inanıyorum ve ondan eminim. Tabii diğer takımların, diğer kulüplerin sürekli olarak yapmış oldukları transferler belki bizim taraftar grubumuzda, camiamızda kafalarında soru işaretleri oluşturmuş olabilir. Ancak şampiyon olmuş bir takım, oturmuş bir takım. Siz de biliyorsunuz sadece iki oyuncumuz ayrıldı. Onun yerine zaten beş takviye yaptık. Önümüzdeki günlerde belki bir haftayı bile bulmaz bir ya da iki takviyeyle. Hocamız da bunu zaten dün basın toplantısında ifade etti. Bir ya da iki transferi de gerçekleştirip ondan sonra yolumuza bakacağız. Başkanım tebrikler öncelikle. Bir teşekkürler. Abdullah Avcı göreve geldikten sonra 3. şampiyonluğu, Süper Kupa 1'e Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere. Bu başarının da sırrını merak ediyoruz. Şimdi isterseniz şöyle biraz geriye doğru gidelim. Biz yönetim olarak 4 senedir görevdeyiz. Bu 4 senelik süreç içerisinde Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor olarak değerlendirdiğimiz zaman 4 yıllık bir bilanço ortaya koyacak olursak en fazla galibiyet alan takım biziz. En fazla puan toplayan takımız, en az mağlup olan takımız ve 4 senede 4 kupayla da en fazla kupa alan takımız. Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın 3 kupası vardı. Bizim de 3 kupamız vardı ama yani bugün şöyle söyleyeyim. Yani şey farkıyla foto finişle bu 4. kupamızı alınca kupa sayısında da öne geçtik. 4 sene önce nereden geldiğimizde herhalde herkes hatırlıyordur. Onu tekrar hatırlatmaya gerek yok. Yani sıkıntılı bir sürecin içerisinden bu noktaya geldik. Hocamıza gelince kimya tamamen tuttu arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, biraz basit indireyim. Kurumuş bir süngeri su kovasının içerisine sokarsınız ve o suyu bir anda çeker ya o sünger. Onun gibi bir şey oldu. Yani başarıyı arzulayan, başarıyı kovalayan bir takıma başarıyı arzulayan ve başarıyı kovalayan o da bir takım yaşamış olduğu şanssızlıklardan dolayı bir türlü o noktaya erişememiş bir teknik direktör olarak değerlendirecek olursak bizden önceki sürecini işte üst üste yani hem takımın kimyası, hem kentin kimyası, hem de Abdullah Hoca'nın kimyası. Yönetimle de aynı şekilde üst üste örtüştü. Her zaman söylüyorum istikrar son derece önemli. Yani bu kalibredeki kulüplerde ve takımlarda istikrar son derece önemli. Kadro istikrarı, teknik heyet istikrarı, yönetim istikrarı. Hani şu anlamda söylemiyorum başkan olarak burada biraz daha fazla kalayım diye öyle bir iddiam da yok ama bu istikrarın devam etmesi lazım. İstikrarı sağladığınız zaman zaten yani o başarıyı da kovalıyorsunuz. Yani günün sonunda bir sekerse ikincisinde takılıyor. Böyle bir durum söz konusu. Başkan sonu iç saha maçını İstanbul'da oynamıştınız. Bugün de tribünler doluydu. Cuma günü oynanacak açılış maçında da yine Trabzonspor burada oynayacak. Taraftarlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim taraftarla ilgili biz kupa törenini biliyorsunuz Trabzon'da yaptık saat 20'de statta 60 bine yakın seyirci vardı hadi 50 diyelim 20 saat sonra buraya geldik Altay maçını oynadık burada da bir 80 bin seyirci vardı yani 20 saat arayla yeryüzünde ben ikinci bir şey tanımıyorum kulüp tanımıyorum ki 20 saat arayla
1200 kilometre mesafe iki ayrı şehirde tribünlerine 120-130 bin kişi toplayabilsin. Tabii bu şöyle söyleyeyim. Her zaman söylediğim bir şey var. Farklı kulübüz. Farklılığımız da işte bu tür ince ufak detaylardan kaynaklanıyor. Evet. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler gerçekten.